Merhabalar. Canlı yayınımız başladı. Hop, bir ışık desteği de alalım. Evet, şu anda sevgili Murat da zaten katılıyor. Merhaba, ne haber? Teşekkür ederim. Herkese merhabalar. İyi akşamlar. Nasılsın? İyisin inşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizler de iyisiniz hocam. Teşekkürler. Çok hızlı başladım. Girizgah yapamadım çünkü bir taraftan bununla uğraşırken genelde bir ara oluyor böyle. Ben kaydı başlatıyorum. Hızlı girdik, o yüzden bak şimdi ses yine şeyden geliyor. Onu kapatmam lazım. Şu anda sesin gelmemesi lazım. Hala geliyor, evet. Şöyle aldım mı herhalde bitecek, evet. Bütün izleyicilerimize hoş geldin diyelim tekrar. Bugün, bu akşam Murat Adıyaman bizlerle ta uzaklardan katılıyor. Hakkari'den katılıyor. Teknolojinin nimetleri bunlar. Çok güzel bir şey. Şu anda vakfa seni Hakkari'den ağırlıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Kesinlikle öyle. Yani bu hastalığın bir de iyi yönleri olsa gerek. Bu da onlardan bir tanesi. Değil mi? Hani korona günlerinde yapılan en güzel şeylerden bir tanesi aslında var olan bir teknolojiydi bu. Yani ama sen de biliyorsun çok az kullanılıyordu. Belki şunu fark ettim ben. Dijital dünyanın içindeyiz hepimiz. Hani hepimiz dijital ürünler üretiyoruz, çıktılar üretiyoruz. Zaten yeni medya, dijital medya denen bir dönemi yaşıyoruz. Ona rağmen aslında yaptığımız birçok etkinlikler analogmuş. Onu fark ettim. Yani günün, zamanın ruhuyla birebir her zaman örtüşmüyor. Ama bu bir fırsat oldu. Dediğin gibi güzel oldu. Hani korona günlerinde tekrar bir reset aldık. Bundan sonra yola nasıl devam edeceğiz, değil mi? Hani onu görmüş oluyoruz bir taraftan da. Kesinlikle öyle. Yani kullanıyorduk. Evet, dijitaldik. Her tarafımıza dijital lakaplar takıldı. İşte sosyalsınız, işte dijitalsınız deniyoruz ama pek de o kadar değildik. Veya ya işte öğrenemiyoruz. İşte ben uzağım, bu işi öğrenemiyorum. Fotoğraf açısından söyleyeyim. Ya işte ben de öğrenmek istiyorum ama işte şeyim olmuyor. Hani buralarda bir kurs yok. Buralarda bir şey yok. İşte bu varmış meğerse. Yapılabiliyormuş meğerse. Bu bize onu daha iyi gösterdi. Yani Evet. demek ki isteyince insan iyi tarafından da alabiliyor. Bu da iyi tarafından aldığımız bir kısmı diye yorumlayalım. Evet. Yani nerede olursak olalım bir şekilde bağlantı varsa ulaşılabilirmişiz. Yani onu bir şekilde Kesinlikle. zaten biliyorduk ama bu kadar yoğun bir şekilde test etmemiştik. Bu süreç onu tekrar test etmemizi ve Aynen. hayatımızı yeniden yerleştirmeyi sağladı aslında. O çok güzel bir şey oldu. Aynen öyle oldu biraz. Yani örneğin diyelim bizim bir hackerden sizin oraya bir fotoğraf göstereceğiz. Oho. Düşündüğümüz zaman filmin bile oraya gelmesi haftalar alacaktı. Ama şimdi aynı anda biz burada gördüğümüzü siz de orada görebiliyorsunuz. Yani bu büyük bir nimet. Evet. Şeyi sorayım. Bugünlerde ne yapıyorsun Muratçığım? Hani korona günlerinde hayat nasıl devam ediyor? Ne yapıyorsun? Valla tabii böyle yoğun sizin İstanbul'da gibi yaşayanlar gibi yoğun sıkıntı içinde olanlar var ama onları şey de yapmayayım ama kötü örnek de olmayayım. Küçük yerde yaşamanın bu sefer avantajı bize geçti. Yani biraz da bizim öyle Değil bir mi? avantajımız var. Evet, bu sefer biz avantaja geçtik. Evet, Biz kesinlikle. yani bu sefer hani bize bir şey avantaj durumuna geçti. Biz size oranla biraz daha iyiyiz. İlk 2 hafta biz de biraz yoğun şey yapmamaya çalıştık, çıkmamaya çalıştık. Veya benim gibi anne babasıyla Ya. yaşayanlar biraz daha o konuda dikkatli oldu. Ama şimdi yavaş yavaş işte köylerin yeşermesiyle beraber, doğa yeşermesiyle beraber, havaların birazcık da ısınmasıyla beraber yavaş yavaş bireysel eylemlere başladık yani. Bireysel olarak veya 2 kişiyle beraber gidiyoruz tek Havalar tek. nasıl orada? Ya Hakkari'de. galiba yani bu iklim de epey değişti. Sanki Evet. işte çok eskiden olduğu gibi halen biz daha bir bahara giriş yapamadık açıkçası. Değil mi? Yani halen birçok ev şu anda soba yakıyor diyebilirim yani. Veya işte kaloriferler yanmıyor artık ama gece geç saatte çocuğu olanlar mecburen elektrikli sobayı yakmak zorunda. Muratçığım rahat ol. Biz de daha yeni yeni ısınıyoruz. Yani böyle uzun süre, Yani. evet, İstanbul'da öyle. Yani havalar hep kapalı ve serindi. Yeni yeni ısınmaya başlıyor. Yani baharı
yeni biz de tatmaya başladık. O yüzden sıkıntı yok yani. Ya ben aslında o kadar şikayetçi değilim. Ya, güzel oluyor da. Değil mi? Ağır ağır, ağır ağır kendini yeniliyor yani. Bu fırsatta örneğin dün ben bir canlı yayın da yapmıştım. Arıcıların içine gitmiştim. Bizim burada arıların bahar dönemi. Şöyle bir özelliğimiz var. Yani 70 kilometrede mikroklima özelliği gösteren bir yerimiz var. Çukurca. Daha önce siz gelmiştiniz. Çukurcu. Buradan görmeyenlere de davet etmiş olalım. Merkezle orası arasında 850 metrelik bir kod farkı var. Yani rakım farkı var. Bu da orada mikroklima özelliği gösteriyor. Ve orada buraya göre neredeyse bir aylık bir zaman farkı oluyor. Arıcılar kışın oraya götürüyor arılarını. İşte orada ilkbahar bekliyorlar. Sonra Ciro Dağları eteklerine doğru götürüyorlar. Biz de dün o arıcıları ziyaret ettik. Çok güzel. Gerçi haklarımız da oldu ama fazla şey yapmadık. İyi atlattı. Yine şey oldu herhalde, değil mi? Evet, orada da bir şey oldu. Bir de arı soktu. Dün onların yöntemiyle, arıcıların yöntemiyle şey yaptık. İşte dün geldim. Buranın da hafif, ya tam da sokmamıştı. Hemen müdahale ettik. Onların yöntemiyle hemen önce bir tuzlu su, tuz sürdüler. Ondan sonra çamur. Çamur. Hatta merkeze geldim, işte şeyden ekmek aldım. Adam böyle baktı, diyor hocam ne oldu sana? Diyorum bir şey olmadı, arı soktu. Ama arı sokması iyi bir şey. Yani ara ara sokması güzel bir şey, değil mi? Evet, kesinlikle öyle diyorlar. Bir de Yok. şöyle, bazı arılar mesela aynı etkiyi vermeyebiliyor. Yani Evet. bası tutuyor, büyük bir alerjik yapabiliyor. Bir bası da yapmayabiliyor, o kadar büyük alerji Bal etki arıları yani. Benim dediğim bal arıları, hani eğer bir alerji yoksa vücutta, ara ara hani o zehri almak iyi bir şey. Çünkü panzehri vücut üretiyor, bağışıklık sistemini geliştiriyor. evet, kesinlikle öyle. Yani o Evet. büyük bir şey. O işte biz de bu doğanın nimetlerinden şu anda istifade Ya ediyoruz. bak şimdi sen böyle söyleyince ben Çukurca'yı özledim böyle. Hani aklıma getirdin yine Hakkari'yi. Keşke bir fırsat olsa oradaki dostlarla tekrar görüşebilsek. Olacak olacak inşallah. Yani biz umutlu İnşallah. bakalım. Ya yani ben umutlu bakıyorum. Yakın zamanda bunun geçeceğine inanıyorum. Tek beni kuşkulandıran tarafı şu. Bu süreçten iyi ders alacak mıyız, almayacak mıyız? Yani o biraz beni şey kuşkulandırıyor. Yoksa öbür türlü bence yakın zamanda atlatırız da. Yeter ki bundan Ya sonra bak bir çünkü süreçte ne yapacağız? böyle hani tarihte hep böyle şeyler sürekli tekrar ediyor aslında. Hep Aynen. bu döngü, hani insanın başına gelen felaketlerin ve insanların tavırlarının döngüsü aslında böyle helezonik bir şey böyle. Hani hep farklı zamanlarda aynı şeyleri bir daha yaşıyoruz. İnsanoğlu ders almıyor. O yüzden rahat ol. Yani hani biz bunları bir daha yaşayacağız. Bir daha sıkıntı çekeceğiz. Bir tokat yiyeceğiz. Sonra tekrar dağılacağız. Sonra tekrar toparlanacağız. O yüzden rahat olmak lazım. Ya hayat bir retro diyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Yani ben Doğru. bazen derslerde falan bahsediyorum. Hani bu benim formülüm bu. Helikoittir böyle. Hani dairesel böyle zamandır. Hani şeyde Y koordinatta zaman değişir ama eylem, aksiyon, hareket hani çok değişmez. Hani çünkü reflekslerimiz aynı oluyor. Yani 1.000 yıl önceki insan, 5.000 yıl önceki insan çok farklı özel bir refleksimiz. Yani reflekslerimizi, tavırlarımızı, duygularımızı, düşüncelerimizi geliştirmiyoruz zaten. Hani biz hep aynıyız. O yüzden çok kolay değil. Yani. Ama ben yine umutlu tarafından biraz bakmak istiyorum. Umutluyuz Yani tabii. Umutluyuz da yani yine de belli olmuyor böyle şeyler. Neyse yani görelim, görelim. Zaman geçer zaten. Evet yani biz görmüyoruz, başkaları görüyor. Kuşaklar değişiyor. Ben sana geleceğim. Murat Adıyaman. Bir kere hani soyadın Adıyaman, Hakkari desin. Hiç biraz farklı. soran mutlaka soran olmuştur, değil mi? Yani evet, onunla ilgili her yerde soruluyor. Ha. Hatta üniversiteyi bitirinceye kadar, lisansa kadar da işte Adıyaman diye sesleniyor bazen hocalar. Adıyaman gelmiş mi, Adıyaman burada mısın diye. Adıyaman'la öyle bir bağlantımız yok. Yok mu? Yok, öyle bir bağlantımız yok. Geçmişte Bazen ben diyorum, olmuştur. Adıyaman'a gidince diyorum ben Çok güzel. Kapı açıyor bu mutlaka. taraflara gidince ben Adıyamanlıyım. Buradan gelmişiz diyoruz. Yani o şey esprisini kullanıyoruz ama Adıyamanlılar doğrudan bir bağımız yok. Yani bu da beraber bir şey. Bu soyadı kanunu çıkınca Doğu bölgesi bizim bölge aşiretsel bölge olduğu için aşiretlere her bir aşirete bir veya iki tane veya sonrasından nüfus memurlarının da Türkçe iyi bilmemesinden kaynaklı hatalar oluşmuş.
soy isim birkaç soy isim değişik. Sonra genelde mesela demiştik bir aşirete bir soy isim verilmiş. Ya belki oradaki komutan Adıyamanlıydı veya Adıyaman'ı seviyordu veya Adıyamanların damadıydı veya Adıyamanların damadıydı. Veya ne bileyim belki o zamanki ağa işte Adıyaman'dan geçmiştir, Adıyaman'ın hoşuna gitmiştir. İsim öyle bir şey. Şekilde kader olmuş yani. Aynen öyle. Ama Adıyaman olmak da olabilirdi yani. Benim için pek fazla bir şey fark etmezdi yani. Yani Evet, şu bu an arada Adıyamanlı Murat Adıyaman da olabilirim yani şey değil. hiç sıkıntı yok. Bu arada dostlarımız geliyor. Ben tek tek şey yapamıyorum. Yani sen de görüyorsundur aşağıda. Hepsine hoş geldiniz diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Muratçım, fotoğrafa ne zaman, nasıl başladın? Ya fotoğrafa açısı ben hani biraz yine doğu şeyini söyleyeceğim. Ben doğudaki yaşıtlarıma göre biraz şanslıydım. Yani burada bir çocuğun fotoğrafla tanışması benim dönem için iki veya şey için. Ya okula kayıt yapacak veya bir nüfusundan bir resmiyet için kullanacak da fotoğrafçı onu çekecek şeyiyle oluyordu. Ama ben o Evet. konuda şanslıydım çünkü babamla dayım fotoğrafçıydı. Fotoğraf Oh. stüdyoları vardı. Buradan ikisini de selamlar, saygılarımı Selamlar. iletiyorum. Enver Özkahraman'la işte babam Fahri. Onların yanında öğrendim. Yani onların fotoğrafçı olmasıyla şey başladı. Bir meslek olarak seçmemiştim. Hobi olarak şey yapıyordu. Lisanstan sonra bu artık benim için tekrar değişti. Tekrardan mesleğe dönüştü ve bunu artık bir kariyer, bir meslek olarak yapıyorum, icra etmeye çalışıyorum. Ne zamandır? Yani Ya yaklaşık. fotoğrafın başlangıcı benim açımdan yani şey başlangıcı, profesyonel başlangıcı artık 2003'ten sonra diyebilirim. O zaman yeni dijital çağla birlikte başladın sen de fotoğraf. Öyle Ben anlıyorum. analogla başladım. Öyle mi? Ha, ne güzel, Ben ilginç. ona rağmen de analogla başladım. Yani filmli makine kullandım, aranjör kullandım. Yani Ha. analog, evet, aranjör kullandım. Filmli makine kullandım. Film banyo yapmasını falan, onların hepsini şey yaptım. Tabii şöyle bir dezavantajım oldu. Fotoğrafı onlardan öğrendim ama onlar artık o tarafı bırakmıştı. Ha, doğru. Bizim de böyle bir lale şey devrimiz oldu. Lale devrimiz oldu ailede fotoğraf şeyinde. Sonra daha ben farklı başlattım. Öyle gidiyor. Biraz da arşivcilik merakı vardı. Dayımın bir arşiv, fotoğraf arşivciliği, kent arşivciliği merakı vardı. O da biraz bana geçince buradan da başladı. Nereye gidecek bilmiyorum. O konuyu yazdım buraya, not aldım. Hani o çok kıymetli bir şey. Yani arşivcilik, ona geleceğiz yine hani bir konu olarak. Ama önce senden biraz daha bahsedelim. Şimdi ben hani birçok yarışmada gördüm seni, birçok sunumlarda gördüm. Hani yaptığın işlerin kalitesini bütün hani Türk fotoğrafı takdir ediyor zaten. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel çalışmalar. Ve bu çalışmalar artık zaten hani eskiden belki 20-30 yıl önce olsaydı, hani internetin olmadığı bir dönem olsaydı, sen de biliyorsun yani Hakkari'ye fotoğraf daha zor giderdi. Özür diliyorum. Benim teknik bir Kamera sorun. fazla oldu, evet. Evet bu şey ha. Herhalde şu Ama anda şu iyi. anda senin hani dijitale ya da fotoğrafa başladığın dönemde dijital bir dünya olduğu için en azından, değil mi, hani senin gelişmene çok büyük katkısı oldu bunların. Hani her an her yerde iyi ve güzel fotoğrafa, ustalara erişme şansı çok yüksekti. Çok çok yani o tartışılamayacak bir konuda şey oldu. Fotoğrafa, fotoğraf bilgisine, özellikle fotoğraf bilgisi açısından yani fotoğrafın teknik bilgisi açısından biz halen çok yani ben işte halen her gün okuyoruz, halen bir şeylere bakıyoruz, yeni bir teknoloji çıkıyor. Yani işte Coşkun Aral'ın kullandığı makine sistemiyle şimdi belki şimdiki işte Nikon'un D850'sini Coşkun Aral'ın eline versek veya rahmetli Aragül'ün eline versek kullanamayacak o makineyi. Çünkü sürekli bir bilgici, canlı bir şekilde çoğalıyor bu. Aslında sadece şeyi öğrendik işte enstantane öğrendik veya denkleşörü öğrendik. Fotoğraf oluşmuyor. Onun okuması, bilgisi canlı bir şekilde artıyordu. Ve bu teknolojik sayesinde de istifade ettim. Örneğin bir fotoğraf dergisini takip etmek için satın almak veya onun buraya gelmesi sorunken teknoloji sayesinde bunu alıp takip edebiliyoruz. Burada benim bir tripodda benim şanssızlığım var. Niye böyle yapıyor? Arkasına bir destek al istersen. Yani bir kitap Alayım. falan Şöyle bir şey olabilir yapsam mi? da ne?
Şu anda iyi Evet. galiba. Onun sayesinde daha fazla geliştirebildim. İşte sizin gibi değerli insanlarla tanıştım. Örneğin bir basit bir örnek verin. Fotoğrafı çekiyorsun. Sen çektiğinin hatasını göremezsin. Yani göremiyorsun. Yani bu Tabii. bir şeyi yazıp şey yapmak için. Bu teknoloji sayesinde işte gönderiyoruz. Bak şunu şöyle çeksen veya şu taraftan baksan daha iyi olacak. Bir daha iki sefere gittiğin zaman öyle bir ana denk geldiği zaman mesela onu kullanabiliyorum. Bundan da istifade etmeye çalıştım. Bu arada biraz önce hızlı geçti ama sanırım fotoğraf dergisi genel yayın yönetmenliği yaptı uzun yıllar. Sevgili Nadir Ede abimiz de şu anda bizi izliyor. Ha, Öyle. selamlar. Onu görmedim. Evet, o da çok çok değerli bir isim. Yani çok uzun yıllar fotoğraf dergisi genel yayın yönetmenliğini yaptı. Yani onun da katkısı çoktur fotoğrafına. Şu anda sevgili Ömer Serkan Bakır devam ettiriyor. Bayrağı o teslim aldı. Evet. Bir de bir dönem biliyorsun belki yani Photoworld dergisi çıkardık. Yani hepimiz bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştık. Hani inşallah başarılı olmuştur. Bilmiyorum. Valla eğer ben Hakkari'den o dergiye ulaşmışsam, ondan bir şeyler öğreniyorsam ve takip ediyorsam bence başarılıdır yani. Ben bunu bir başarı olarak görüyorum. Evet, yani onları da saygıyla anıyoruz hepsini, bütün o emeği Kesinlikle. arkadaşlarımızı. Hakkari'de fotoğraf, yani mesela sen orada yalnız bir bahçede gül müsün, yoksa belirli bir topluluk var mı, birlikte bir şey yapıyor musunuz? Ya burada ya şöyle Yani, fotoğraf aslında birçok dünyası nasıl? fotoğrafçı var. Birçok fotoğrafçı var. Yine işte dijital medyanın getirdiği gibi çoğumuzun da bunu kabul ettiği gibi. Evet bazı fotoğraf ustalar bunu kabul etmiyor ama elinde cep telefonu olan herkesi bir fotoğrafçı olarak görebiliyoruz. Yani şey açısından fotoğrafçı. İki kategoriden birincisine bakacak olsa evet, birçok fotoğrafçı var. Ama kurumsallaşmış bir fotoğraf kültürü yok burada. Yani bir fotoğraf derneği veya bir fotoğraf kulübü yok burada. En yakında Van'da var. Yani bize en yakın. Şırnak tarafında da yine yok. İşte en yakın bir şeyde Van'da var. Van'da biraz pasif. Bir dönem hatta Van'dakilerle şey yaptım. Hani onların faaliyetlerine gidip buradan katıldım. Tabii siz geldiniz gittiniz ama o kadar da kolay mı yani? 200 kilometre gidip geliyorsun bir şey için. Bir de Doğru. belki şeyden izleyenler şey diyebilir. 200 kilometre ne ki yani? Ben buradan Nedir Beylikdüzü'nden işte Kadıköy'e gidince o kadar yol alıyoruz o kadar saatte. Bu öyle bir 200 kilometre değil yani. Bunu da belirteyim. ki? O böyle dağlar taşlar böyle hani saatte 30-40 kilometreyle doğru evet. Uzun Ya yol olur. şöyle dağ görüyorsun. Mesela diyorsun ki acaba bu dağı aşarsak bitecek. Hayır, o dağdan sonra başka bir dağ çıkıyor. Ha, bu dağdan sonra ne Evet. var diyorsun? Başka bir tane dağ daha var. Bizim şey vardı. Biz bir sefer Van'dan yani Hakkari'den Van'a yürüyerek gittik yani. Yürüme şeyi kampı yaptık. Tek doğa yürüyüşü Ha. yaptık. Bizim Hacı abi vardı. Önde gidiyoruz. Diyoruz abi ne kadar kaldı diyor. Şu ileride şirin bir tepecik var onu aşınca. Abi Ya bu dedim. çok güzel bir şeydir. Ya sabah 6'dan beri sizin tepecik açtık da yok bir şey yani. Hep aynı Yok. başka tepe çıkıyor. Bizim de öyle biraz. Evet, güzel. Bu arada biraz önce andık Coşkun abi, Coşkun Aral'ı. İsmi geçti. Coşkun abi benim çok sevdiğim bir abimdir ve sık görüşürüz kendisiyle. Bir keresinde şey demişti. İşte cep telefonu kullanıyor. Ya Murat dedi, şu gördüğün cep telefonu dedi. İşte ben dedi mesela bir yere gittiğim zaman, bir savaşa gittiğim zaman, bir yere gittiğim zaman yanımda olsaydı dedi, neler çekerdim ben bununla, neler çekerdim. Yani o zaman hatırla kameramanlarla falan gidiyorlardı. Yayıncılık yaptığı dönemlerde de bazen hani yanında bir adam duruyor, sürekli kaset bitiyor, işaretliyor, sonra hani yenisini Evet. bulamıyor falan. Bin tane sıkıntı. Yani şu dedi, şu hani şu olsaydı hayat başka olurdu dedi. Ama o Tabii dönemde canım o. yani mesela ve filmi çekmiş. Evet doğru enstantane yapmış, doğru diyaframı kullanmış ama oradaki yereldeki fotoğrafçıya gitmiş, filmi tap ediyor. Filmi tap ederken adam birkaç saniye fazla bekletmiş. Bu sefer hadi kurtar o fotoğrafları. Hiç öyle bir anın var mı? Yani senin öyle bir kötü anın var mı? Biz ya tam olarak öyle bir şey değil yani ama benzer var yani. Anlık Şöyle bir öğrencilikteyken olmuştu. Manuel makine kullandım. İşte Van'daki fotoğrafçıya verdim, tab etti.
Dedik ki işte şey olmuş. Yakmışsınız. Veya Yakmış. çekmemişsiniz. Yakmışsın dedi. Ben de dedim ki hani öğrendim. Ben de tamamen hani daha önceki şeyden hocadan aldığım bilgiyi de dedim. Dedim ki filme bile baktım. Eğer dedim hani ben çekmemişsem veya filmi takmamış olsaydım üst taraftaki numaralar gözükecekti. Bu numaralar gözükmüyor dedim. Yani bu teknik açıdan sizin hatanız. Benim değil yani. Yok hocam hayır diyorum ya. Bunun şeyi bu prosedürü bu numara fabrikasyon gelir. Burası benim müdahalemle şey yapmaz. Eğer burası ışık kırmızı şey. Sonra oradaki şey amca vardı dükkanın sahibi. İlgen gel dedi buraya. Ne diyorsun? Dedim ki böyle bir şey olmuş. Ben hani bu benden kaynaklı olmadığını söylüyorum. Şey olmuş. O filmi böyle çıkardı baktı. Hiç ışık verdin mi makine dedim. Niye makineye ışık verin? Makineye ışık versen filmin yanacağını biliyorum ben. Fotoğrafçı olmak istiyorum dedim. İlgen sen haklısın dedi. Bundan sonraki getireceğin 3 tane filmin tabı sana benden olacak. Bu sefer bizi affet. Aa, çok çok güzel yani. Yani onu da rahmetli amcayı yad edelim. Onun Onu öyle yad bir şey ettim. olmuştu. Bak Öyle bir şey bu yaptı var ya, bana. çok çok kıymetli bir şey bu. Ve hatta ondan sonra onun yanına gidince bir sefer ben şeyi tam anlamıyordum. Bu renkleri magenta, red hangisini hangisine vereceğimi tam anlamıyordu. Dedi Ha, ki sen renkli agrafür baskısı mı yapıyordun sen? filmden şey yapınca o şey yapınca Ha. öyle. Mesela diyor ki fotoğrafımda mavilik var da maviliği nasıl alacaksın? Bilmiyordum yani. Tam olarak yani mavi olduğunu biliyorum. Fotoğraftan mavilik olduğunu ama o maviliği nasıl kurtaracağım bilmiyorum. Onunla biraz böyle şey yaptık. Hatta şey demişti. Bak sana bunu öğretirim ama bana halka tatlı ısmarlarsın. Ne güzel. Anlattı işte diyor ki mavi var değil mi? O zaman buna ne ihtiyacı var? Ya diyorum biraz daha böyle canlanması lazım diyor. Canlanması için o zaman sarıya kırmızıya ihtiyacın yok mu? Ver kırmızıyı, ver kırmızıyı. O şekilde de öyle bir anım oldu. Güzel. Analog sistemde. Bu hani tavır var ya, bu davranış modeli. Ben inanılmaz, şimdi bak, fotoğraf yanar ya, 36 tane fotoğrafın gider, tamam, hani belki çok iyidir belki kötüdür, ama yani o amcanın oradaki davranışı bir anda hepsini unutturuyor. Yani gidiyorsun, veriyorsun, amca sana işte sıcakkanlı ve samimi bir şekilde yaklaşıyor. Diyor ki evlat, hata bizdendir. Yani ben elimden ne gerekiyorsa sana destek olayım. Yani bu çok çok kıymetli bir yaklaşım. Ya zaten benim ona artık diyecek başka bir sözüm bulmuyor. Yani ben ona ne söz söyleyebilirim? Bir sözüm olsa söyleyeceğim artık. Bana bir şey bırakmıyor. Tek taraflı şeyi kesip bırakıyor. Ben de zaten işte fakülteden arkadaşların fotoğraflarını çekiyordum o şeyde. Bir daha çekeceğim şeyin dedi yani şey değildi. Coşkun Aral gibi işte Körfez Savaşı'nı çekmemiştim yani. Ama şöyle şeyler de oluyor. Yani sen filmi vermişsin. Yani İstanbul'da mesela ben çok başıma geldi, o yüzden söylüyorum. Hani ben bazı dönem kendim yapardım. Bazen de acelem olurdu. Hani hemen olsun isterdim. Bir şey yetiştirmem gerekirdi. Yani adam, yani kavga edemezsin de hani ne diyeceksin, hani adam yok, hani sen filmi sen yakmışsın işte derdi. Ne diyeceksin yani, sen de biliyorsun ama işte hani derdini anlatamazsın karşıdakine. Yani hem suçlu hem müşteri olurlar ya, yani öyle bir şey bu. O yüzden yani oradaki tavır, amcanın yaklaşımı, davranışı, o samimiyeti çok çok kıymetli yani. Evet, yani o esnaflık, o şark Evet. esnaflık kültürü iyiydi yani. O şey yapamam yani. İyi de öğretti yani. Ne güzel. Hani oradan da ders almışsın. O da hoş bir Evet. şey değil mi? Tabii. Ondan sonra tatlı ısmarladım şey için, Evet. renkli Hem şey için. öğrenmişsin hem öğretmişsin. Ne güzel bir şey. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Murat'cığım, şu anda nelerle uğraşıyorsun? Hani bir öyle bir şu anda Proje çalıştığın bir olarak program mı? mı? Ha? Evet şu anda projelerden bir tanesi şöyle geçmişte buradaki bal yani Haker'de üretilen çiçek balı saraya gidiyordu. Hı, Yani çok buradan kıymetli. kervan yoluyla saraya gidiyordu. Her yıl sonbaharda buradan bal gidiyordu oraya. Tabii şey yöntemler yapıyordu. Ben de buradaki yani yakın süreçteki 5 yıl önceki arıcıların hikayesini yani bal buradan şeye giden bal yolu diye arıcıların o yaşamını fotoğraflamaya çalışıyorum. Yani Hmm. ovanı nasıl temizliyorlar, onların nakliyatı, balı falan. O balın Al hikayesini hikayesi. bal hikayesini şu anda çekiyorum. Bir de Yezidilerle ilgiliyim haricinde.
Yezide'de Ha, ne bir güzel. fotoğraf şey yapmıştım. Yezidilerle biraz ilgiliyim. Yezidilerle ilgili bir proje yürütüyorum. Şimdi bu arada ben aşağıdan böyle Ben sorular geldi arkadan ki ben de geçiyorum. bakıyorum. Pardon. Ben de hikaye çok hani filmi döneminden kalma böyle ölümle sonuçlanabilecek hikayeler çok da orada bunları şimdi anlatmaya başlarsam sevgili Murat'ım programını biz yok etmiş oluruz. Onları başka bir programa saklayalım. Belki benle birisi röportaj yapar, sohbet yapar, o zaman anlatırım onları. Ya biz size soralım dersin. Değil mi? O daha güzel olur. Bu arada ben hani orayı biraz es geçtik ama hani bunu bir kenarda tutuyorum ben yine projeye gireceğim. Ya bu o bölgede mesela hani dernek olur olmaz önemli değil ama en azından bir kolektif böyle hani arkadaşlarla bir araya gelseniz onu yapıyor musunuz yoksa? Tabii. Yani şöyle, ben şu anda üniversitede çalışıyorum. Yani üniversitede yapıyorum. İki türlü. Hem normal lisans üniversite öğrencilerimize eğitimler veriyorum. Hem de bunu hariciden, dışarıdan yani sürekli eğitim merkezi üzerinden eğitimler veriyorum. Örneğin bir müddet hatta buradan ilçeye gidiyordum hafta sonları. İlçedeki öğretmen arkadaşlara, memur arkadaşlara eğitimler verdim. Bunlarla bir araya gelip dolaşıyorduk. Örneğin işte Yüksekova'da bir araya geldik öğretmen arkadaşlarla. İşte, Befircan'da, Karlı dedikleri köye gittik. İşte oradan ne bulduysak çekmeye çalışıyorduk. Tabii şey değil. Bazen böyle gördüm. İşte, ben bu Doğu Batı şeyini kullanmak istemiyorum ama hani o taraflardaki eğitimlerde işte hoca kurmuş bir set. Oradan yapıyorlar. İşte bunu çekin. Şey ışığı bu Şey, tarafa vuruyor. Hadi özel buradan kursları değil çekin. mi? Evet, ışığı buradan Fiyatın atıyor. Evet. açı bu. Şimdi lensleri değiştirelim. Şimdi evet, şimdi dar açı lenslere geçelim. Şimdi bu kadar şey. O tarzda değil, daha tamamen etkileşim yoluyla. Yani benim amacım fotoğrafı çeken ve çekilen arasında bir etkileşimin olması. Yani o Kesinlikle. hikayeye gitmemiz lazım. Bir empati kuralım. Köylere gittik, o bölgeye gidiyorduk, sohbet ediyorduk, yapıyorduk. Fotoğrafı çekiyorduk. Varsa çekebiliyorduk. Yani bizim amacımız salt bir estetik sanatsal yarışacak kuralına göre çekmiş bir fotoğraftan ziyade biraz o etkileşimi yaratmak için de yani bir fotoğraf burada bizim için bir araçtı. Ha, Muratçığım ona geleceğim. Yani bazen şunu söylemiyor musun? Ya iyi ki buraya gelmişiz. Boş ver fotoğrafı ya. Hani burada yaşadıkların, o insanlarla kurduğun ilişkiler ondan kat be kat daha kıymetli diyor musun? Binlerce defa. Evet. Binlerce defa. Yani mesela bırakın hani bu Hakkari'de veya Hakkari'de gittiğim bir yer için. Türkiye'dekileri de bir tarafa bırakın. Ben buradan işte İran'a gittim. Yani fotoğraf için gittim ama fotoğraf yüzünden tanıştığım insanlarla ahbaplığım oldu. Yani onlar bana daha fotoğraf. Ben elimde onlardan daha fazla fotoğraf var. Yani onlarla yaşadığım o etkileşimler, o paylaşımlar veya bir tanesi örnek vereyim. İşte birisinin evine, Navit diye bir arkadaşın evine misafir olduk. Ondan sonra 2 gün o beni başka bir köye götüreceğini söyledi. O eşiyle beraber gittik. Ben arabada uyudum. Yani uykuya kaldım yol bir şey. Beni çekmişti işte Oyla diye şeyi. Elnaz diye bir arkadaş vardı. Elnazgil o videoları falan çektiler. Hani bu anılar bana fotoğraftan çok daha önemli. Ya benim orada Evet. çektiğim fotoğraftansa onun beni uyurken çekmesi, benim de işte aramızda böyle bir şeyin etkileşimin olması fotoğraftan çok çok daha önemli. Evet. Yani aslında o yaşadıklarımız, o hani biriktirdiğimiz anılar, kesinlikle ben de aynı şeyi düşünüyorum. Çoğu zaman bir yere gidiyorum. Hani fotoğraf çekme hırsı, çabası bir anda yok oluyor. Niye? Çünkü orada gördüğün o ilişki düzeyi, o sıcak samimi ilişki düzeyi seni orada tutuyor. Yani hani diyor ki Murat ne yapacaksın ya şimdi fotoğraf çekip ne yapacaksın? Çek birkaç tane tamam yeter. Şu anda bak seni ağırlıyorlar. Sofralarında baş köşeye oturttular. Sen artık orada yaşamaya devam et. Yaşa orada değil mi? Tabii yani o mesela onun sana sunduğu, ikram ettiği bir şey var. Onu kaç defa daha göreceksin? Yani bir örnek vereyim. İlk benim tatlı limon. Yani burada takipçilerden kaç kişi tatlı limonu biliyor bilmiyorum. Limonun tatlısı var İran'da. Limoni şer diyor. Şimdi diyor. Limoni şirin diyor. Yani tatlı limon diyor. Limon işte. Bilmiyordum yani limon deyince benim ağzım sulanırdı hani ekşilikten dolayı. Ekşi. Şimdi adam o pazar şeyini çalışırken ya. İşte gel dedi limon şişesi yapın. Ben şey yapmadım.
Bıraktı fotoğrafı, soydu işte. Fotoğrafı bıraktık hani, limonu falan. Abi diyorum, bu tatlı limon. İşte bizim Hakan abi vardı, o da şu anda burada. İşte, tatlı diyoruz yani. Tatlı limonu oradan tanıdık. Yani orada adamın fotoğrafını ama çekmedim. Onunla Evet. fotoğrafım var ama onun fotoğrafını çekmedim. Yani çünkü benim salt amacım oraya gitmek, oradan işte bir kadrajı yakalayıp onunla uluslararası bir ödül almak veya bunu işte bununla bir PR yapmak değil. Birinci, evet, fotoğraf benim için bazı şeyler için aracım, ama birinci aracım öğreneyim yani, beni bilgiye götüren bir şey. O beni bilgiye götüren bir şey. Yani ben İran'ı ne kadar okuduysam oraya fotoğraf aracıyla gitmeyinceye kadar tanımadım İran'ı. Bu arada İranlı bir arkadaşımız ben biliyorum demiş Yusuf Seyyadi. Hani tatlı limon hikayesinden bahsedince hemen tabii oradan yanıt geliyor. Evet, biz Evet, biliyoruz. evet. Yani İranlılar o konuda iyiler, çok iyiler. Evet. Zaten hani o tabii çok önemli bir sohbet konusu olur. Hani ben de çok seviyorum. Çok gittim İran'a. Çok da anlatıyorum. Bol bol anlatıyorum. Ama tabii şimdi onu sofraya getirirsek şu anda biz yiyemeyiz herhalde. Çünkü tıkanırız. Çok zengin bir sofra o. Aynen öyle. Ben şimdi senin bu projelerinden bahsederken hani mesela Yezidilerden bahsettin ve Hı. orada diğeri bir sözcük kullandın. Kervan dedin. Hani ben bunu cımbızla hemen ayırdım buraya koydum. Çünkü ben alttan notları da alıyorum. Sözcükleri de alıyorum. Eskiden kervan yolu üzerinde olan ve büyük medeniyetlerin kenarında olan, yani işte Kenar. Osmanlı İmparatorluğu, işte İran, hani onların arasında kalan coğrafyalar ve özellikle bunlar kervan yolları ise, yani ticaretin geçtiği yerlerse, yollarsa, yol kültürü varsa, orada pazar kuruluyorsa, yani ta Çin'den, Asya'dan gelen ürünler o topraklardan geçerken sadece ürünler pazarlarda bulunmuyor. Orada medeniyet, kültür değiş tokuşu oluyor. Öyle bir yerde, hele bu yerde ücrada ise aslında kendini çok geliştiriyor. Yani mesela ben Hakkari'de olmayı zaten bunun sosyolojide ve biyolojide de aslında hani bir sözcüğü var. Kenar efekti diyorlar, kenar etkisi. Yani bir şeyin kenarında olan hep yeniliklerle daha çok ilişkisi oluyor. Hani uçtasın çünkü. Hani basit tarihten de öyle. Hani anlatırlar ya hani Selçukların uç beyliği bir anda başka bir devlete dönüşüyor. Osmanlı oluyor falan. Hani aslında o bölgede de öyle değil mi? Hani sen mesela şu anda bir sürü kültürü aslında hani sınır olduğu için hepsini birlikte yaşıyorsun. Tabii hem yaşıyorsun, hem bir yanıyla bir parçan gibi görüyorsun, bir yanında ayrılığını da görüyoruz. Yani biz yani bu Zenginlik. öteki değil, çeşitli olarak diyelim. Yani bu ötekileşmek veya farklı da çeşitliliğimizi söyleyelim. Ya ben işte siz Hakkari'de geldiniz, ben de burada. Ben burada doğdum. Yani şey, ben bundan belki 40 kilometre veya bir 100 kilometre yaşadım, ben başka bir etnik kimlikte doğabilirdim. Eğer Doğru. İşte bir 40 kilometre doğu tarafına doğmuş olsaydım, ya bir Fars'tım, ya bir Azeri'ydim, ya bir Kürt'tüm. İşte veya batı tarafında veya güneybatı tarafında olmuş olsaydı Arap da olabilirdim, işte Kürt de olabilirdim, Yezidi de olabilirdim, ama bu taraftayım. Ya tam böyle bir üçgendesin. Bu büyük bir şans kendi açısından. Evet. İster istemez bir şey çekiyor seni. Bu onun yakınlığından mı veya onun da bir şey var mı sende, onu bilmiyorum. Ama O çekiyor. Yani bir mutlaka ya mutlaka. mıknatısın iki ucu, evet, birbirini çekiyor. Baktığınız zaman birbirine aynı veya aynı diğer taraflar birbirine itiyor, ama bir çekme şeyi var yani. Bu da bana bir şansım. Ben bunu bir şans olarak görüyorum kendimde. Bu Veya buradan da söyleyeyim. Ben İran'a ilk gitme şeyine karar verdim. İşte herkes söylüyor. Ya İran'a gideceksin, sonra bak Avrupa'ya gidemezsin falanlar. Dedim sanki hafta sonları Washington'da kahvaltı yapıyorum. çok Koşuya bir gidip geleyim yani. iyi. Ya benim Amerika'ya gidip Bu gitmeyeceğim hiçbir şey yok yani, veya tabiri caizse ben daha işte Isparta'yı görmedim, bir gidip şey göreyim yani, hiç olsa burası daha yakın bana, göreyim. tabii. Ben de fotoğrafçılara onu söylüyorum. Hani çok gezen arkadaşlarımız var. Öncelikle ya bir gidin mesela bir Hakkari görün. Hani bir ne bileyim Doğu Beyazıt'ı görün, bir Van'ı görün mesela. Hani bir oraları bir görün. Hani oradaki biraz önce bahsettim ya
Çok büyük medeniyetler geçen bölgeler. Hani kervan yollarının asırlarca üzerinden geçtiği bölgeler. O bölgelerde inanılmaz eserler var. O medeniyetin izleri, sen biraz önce söyledin ama her zaman orada kalıyor, her zaman. Ben şey örneğini vereyim. Hasankeyf örneğini vereyim. Ben mesela ilk gittiğimde oraya, hatta şöyle esprisini yapayım. Ben balayında gittim oraya. Hani eşimle evlendik. Nereye gidilir? Dedi ki güneyde otur yapacağız. Yani o da zaten kafa eşimde. Dedi gidelim. Gittik böyle bir hafta 10 gün oraları gezdik böyle. İlk o zaman tanışmıştım orada. Şimdi sevgili Ömer Güzel var Hasankeyf'ten. Bir baktım hani küçük bir yer, kasaba havasında ufacık bir yer ama o insanların hareketleri, tavırları, yani yaklaşımları, hani baktığın zaman diyorsun ki ya bu bir medeniyetten doğmuş bir uygarlığın, yani çok büyük bir uygarlığın insanları bunlar diyorsun. Yani gerçekten o duruşlarıyla, konuşmalarıyla onu söylüyorlar. Hani vücut dili söylüyor. Hiçbir şey söylemese de vücut dili onu söylüyor. Ya zaten vücut diliyle bir kere anlaşabiliyoruz. Ben hani onu söylüyorum. Ben kendim öyle görüyorum. Bir yere gitmedim. Ben nereye gidersem gideyim ben bir kere anlaşabileceğime inanıyorum artık. Yani Değil mi? farklı yani. Afrika yerlerinin içine de bir gitsem bir müddet sonra ben onlarla iletişim kurabileceğime inanıyorum. Yani. Çünkü o insanı şeyle gidiyorsun. Bu fotoğrafla da biraz bunu ilişkilendireyim. Fotoğraf sayesinde hani dedim ya çeşitlilik olarak kabul ediyorsun. Yani onu farklı, sen ondan çok farklısın şeyini bu fotoğraf yeniyor bizde. Bende de yendi. Yani ben ondan çok farklı değilim, o benden çok farklıdır. Evet çeşitliliğimiz var. Ama o çeşitlilik kadar da ortak yanlarımız da var. Yani bulunabiliyor. Yeter ki her iki taraf karşı tarafı olduğu gibi kabul etsin. Aynen. Buluyorsun. Yani o farklı gördükten sonra o kümelerin ortak kesişiminde buluşabiliyorsun. Ama dersen ki ve ben bunu gördüm de beraber yolculuk yaptım. İnsanlar da gördüm mesela İran'a gittik. Ben acıktım, bir şey yemiyorum. Bir kuru fasulyeci yok ya. Tamam da biz İran'a geldik yani. Sen kuru fasulye seviyorsun. Bu insanlar kuru fasulye sevmiyor yani. Yani safranı seviyor. Safranı etler yani. Ona saygı göster. Yani ben de tam tersi o benim hoşuma gidiyordu yani onu farklılık yapmış. Veya yemek zorunda da değilsin yani. İlla onun yediğini yemek zorunda da değilsin. Bu son zamanlarda epey bir gündem oldu. Koronadan sonra işte yok yara sayıyor. Yani o yara sayıyor diye sen de onu yeme ama hani yiyor diye onu da ötekileştirmemizin de bir anlamı yok. Yani ben öyle bakmıyorum. Yani o yiyorsa yesin onun şeyi. Mesela İran'da bir Havraman'da bir düğün çektik. 5 yıl gittik geldik. Bir düğün yemeği yapılıyordu. Ben düğün yemeğini tadamadım yani o mutfakta da durdum. O kokusu şey yapamadı ben. Yemedim. Yani bu onların kötülediğimden veya şey yaptım değil ama üst katta adamın evinde kaldım. Yani orada otelde değil adamın evinde kaldık. Ne güzel. Evde ne piştiyse biz de onu yedik yani. Değil mi? Yani illahi onu şey yapan bir anlamı yok. Doğru. Bu fotoğraf Zaten aracıyla bir şey onu yenmek lazım. kesinlikle. Zaten hepimiz aynı şekilde davransak, aynı şeyleri yesek, dünya ne kadar çekilmez olurdu, değil mi? Hani rengi kaybederiz, farklılığı kaybederiz. Robocop filmini işte büyütmüş olurduk. Aynen öyle. Bravo. Güzel, Yani güzel. Robocop filmini büyütmüş olurduk. Yani bir şey değişmez ki. Evet. Yani Ya zenginliğin bir kovandan çıkan arılar var. Bir sürü arı var. Arılar bile farklı farklı çiçeklere gidiyor. farklılığı. Yani hepimiz sarı çiçeklere gideceğiz diye bir şey demiyorlar. Veya ben Evet. sadece sarı çiçeklere giderim de demiyor arı. Bunu bir Evet. yenmek lazım. Bu da fotoğraf kendi açıma söyleyeyim. Ben bunu fotoğrafla yendim diyebilirim. Fotoğrafın böyle iyileştirici, sağaltıcı bir yönü var. Her fotoğrafçı da aynı etkiyi yapmıyor ama bu virütik bir şey. Bu virüs senin bahsettiğin bu sevimli virüs bulaştıktan sonra gerçekten hani Matrix gibi hani bir anda böyle iki tane bir şey uzatıyor. Mavi hap, kırmızı hap. Yani hani sen her seferinde işte o mavi hap alıyorsun. İşte karşıdaki insanı anlamaya, empati kurmaya, ötekini anlamaya sonra öteki zaten düşüyor. Hani anlıyorsun, çok güzel örnek verdin. Yani yapmak zorunda değilsin ama o niye yapıyor diye sorgulayamazsın. Hani bunu öğreniyorsun. Aynen öyle bir hakkım yok. Yani Tabii. veya mesela bir örnek daha vereyim. İran'da biz zikir çektik.
Oradaki şeyle, köylülerle, şu anda canlı yanında da var Hakan abi. Onunla beraber gittik. Derviş arıyorduk. Derviş arıyorduk. Derviş çekelim derken halifenin evine denk geldik. Halifenin evinde yemek sofrası oldu. Biz dedik ki biz derviş görmek istiyoruz. İtiraf edeyim, o ilk gittiğimiz o şeyde bizde biraz o fotoğrafçılık şeyi vardı. Hani zamanımız kısıtlı, işte farklı bir ülke gelmişiz. Dervişi çekelim de hani hedefimize ulaşalım. Halife dedi buyurun bir yemek yiyin. Yemek yedik falan diyoruz. Derviş de göreceğiz falan, saçlı falan. Tamam diyor, ben halifeyim diyoruz. Biz halen böyle biraz şeyimiz oldu. Sofra yedik falan. Ondan sonra kafasındaki külahı bir çıkardı. Saçlar böyle. Biz Hakan'a böyle böyle bakıyoruz. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ve ondan Evet. sonra bizi zikre götürdü. Yani kendi köylerinde, kendi yaptığı zikre götürdü. Ki çok kolay kolay kimsenin alındığı bir şey değildi. Aldılar çünkü o samimiyet şey. Çünkü biz adamın evine, sofraya da oturduk. Ama biz o sofraya oturmasaydık, onu öyle kabul etmeseydik, konuş, biz o zikre Kesin. gidemezdik. Zikre gittik. Adamlar zikirlerini yaptı. Sonra kendini bıçakladı. Ben bu adam niye bıçaklıyor? Yanlıştır. Veya arkadaşlar böyle yapmayın, böyle bir şey yok işte diyerek onu, ya buna bu bizim misyonumuz değil, görevimiz de değil. Tabii. Yani Evet. şey değil. Benim amacım onun o farklılığını, o çeşitliliğini görmek. Evet. Onu kendimle ne bir yarıştırmaktı, ne bir şey yapmaktı. Ondan sonra da 4 yılda boyunca da gittik yani. Güzel. Bu arada Muratçığım, birkaç böyle soru var. İstersen onları eritelim. Sorun. Arkadaşlar hani arada sorular soruyorlar. Desti cep, desti rasti. Ne demek? Sende bir karşılığı var bunun. Ha evet, bende bir karşılığı var. İran'da Cihan amcayla beraber, ben Hakan'a bir Cihan amcayla beraber geziyoruz. Yol tarif ediyorum. Orada şeyi kullandım. Bir uygulama, aplikasyon kullandım. İnternetsiz yol şeyi. Biz Cihan amcanın misafiriydik. Cihan amca da o gittiği yere yani tam aşina değildi. Ben ona yol tarif ediyorum. Şimdi dedim ki Cihan amca, işte bir sonraki kavşaktan sola dön. Cihan amca Türk bu arada. İran Türkmeni. Söyledim. Sol nere dedi. Ben dedim bu sefer Kürtçesini söyledim. Dedim destecep dedim. Farsça da söyledim Farsça. Amca beni takmıyor. Dönmedi. Dönmeyince biz çevre yoluna girdik. Çevre yoluna girince de artık epey gidip dönmek zorunda kaldık. Çünkü son düğüm amca bak dönecek yer yok yani gideceğiz. Epey bir döndük sonra geldik. Meğerse o sabah yengeyle arasında bir şey olmuş. İletişimsizlik Hadi. olmuş. Amcanın şey olunca bana diyor ki ya, bir de diyorum ki destek diyorum, diyor sol neresidir? Amca diyorum bir sağ var bir sol var, ben başka sol bilmiyorum yani, sol el yani sol taraf diyorum. Öyle bir yanlış yola sapmıştı. Öyle de güzel bir anımız var. Bir anı olmuş yani. Evet. Bir de bir başka bir izleyicimiz de hani pazar var mı hala dedi. Muhtemelen o hani eski büyük kervan pazarları olmasa da büyük pazarları söylüyor. Yani diğer mesela İran'dan gelip ya da Güney'den gelip Irak'tan gelen hani insanların katıldığı bir pazar oluyor Şöyle mu? ya, şöyle İran'da bir bizim hani bu semt pazarı gibi biraz daha farklı. Orada etraftaki köyler, etraftaki vilayetlerden de geliyorlar. Hı. Hatta takas şeyleri de var. Yani o gittiğimiz yerde o pazarda tavuk da satılıyordu. İkinci el pantolon da satılıyordu, saman da satılıyordu. İşte, kebap da yiyebiliyordunuz, çay da şey yapılabiliyordu. Bu şekilde köy semt pazarlar var orada. Onların öyle bir pazar var. O pazara gittik. Diğerinde de pazar olayı şu. Alışverişin yapıldığı yere pazar denir. İşte İran'da Tahran'ın en büyük pazarı var. Sonra Tebriz çarşısı var. Bunlara gittim. İsfahan çarşısına gittik. Şiraz çarşısına gittik. Buradaki o halıcıları falan çektik. Ve buradan bir şey örnek vereyim. Mesela Tebriz'de eski pazar olayı dediğimiz sistem gibi şey. Örneğin ta uç köşedeki veya bir Urmiye'nin bir köyünden halı dokunmuştur. Evde eşinin dokuduğu halıyı getiriyor. O pazarda ayaküstü satıp götürebiliyor. Veya oradaki bir dükkandara veya pazar dükkanı olan bir adama satıp götürebiliyor. Pazar olarak o yüzden bu var yani. Var. Evet. Bir de başka bir soru bir arkadaş sormuş yine.
Çölemelik Cilo buzullarına bir fotoğrafçı gidebilir mi? Orada fotoğraf üretilir mi? Nasıl gidilir? Böyle bir soru var. Evet, gidebilir. Cilo buzullarının gitmeni şimdi kışın bir kere gitme şeyi yok. Zaten gidince her taraf beyaz olduğu için bir buzulu fark etme durumu söz konusu olmaz. Açıldığı dönemler Haziran'dan sonra, yani Haziran'ın 15'inden sonra artık buzullar, şu etraftaki buzul olmayan bölgeler yeşerdikten sonra buzulları görebilir. Son zamanlarda evet, biraz izne tabi durumlar var. Gerekli güvenlik şeyini aldıktan sonra eğer orada bir operasyon veya başka bir şey yoksa gidebiliyor. Anladım. Biz de dönem dönem gidiyoruz. Ya şöyle, illa ben gideceğim diye hırsıyla da gidilebilir. Gidilemez diye bir şey demiyorum ama Sıkıntı biraz yaşamadım. böyle sıkıntı yaşamak istemiyorsan, yani amacın sırf oraya gitmek içinse, ben ne olursa olsun gideceğim dersen, valla yarın da atlayıp gelip gidebilirsin. Evet. Ama öbür türlü bizim yöntemimiz, biz söylüyoruz, iznimizi alıyoruz, haber veriyoruz, öyle gidiyoruz. Evet. Gidilebilir Murat yani, bekleriz zaman de. da azalıyor. Ben şimdi bir taraftan da bu projelerini hem görerek hem de senden onları da biraz bahsetmeni isteyeceğim. Yani bir taraftan da görürsek aslında daha da güzel olur. Yapayım şöyle. Mesela Ben de şöyle bir düzenek şey hazırlamıştım. yaparsam. O. Şöyle. Evet. Evet. Var mı görüntü sizde? Bunlar Net nereden? geliyor mu? Burası İran'da. Mesela burası Urmiye'deki çarşıda tütün satan amcamız. Urumiye. Evet. Evet. Bu araçlar özellikle güney bölgesinde ticaret için kullanılan araçlar. Yük araç. Mesela saman yüklüyüp götürüyor. Burası Merivan vilayeti. Merivan. Evet. Ha. Buradan yanında saat satanlar. Bu arada bende tam gözüküyor. Siz tam görebiliyor musunuz? Ben sizdeki ekran, evet, herhalde Biraz küçük gözüküyor benim. görünüyor ama çok da sıkıntı değil. Hani... Şöyle daha iyi herhalde. Evet. Mesela bu İran Tebriz çarşısı. Evet, içerisinde. Evet. Bu Tebriz çarşısında halı tamiri yapıyor. Şu bir daha önce bahsettiğim mesela, bu şu adamlar evde eşlerinin dokudukları kilimli halıları getirip satıyorlar. Ya fotoğrafınızı verin, 3 ay sonra o fotoğrafınızı dijital baskıdan daha kaliteli bir şekilde halıda Değil mi? Evet. alabiliyorsunuz. Yani el işçiliği işte. Hani zanaatlar hala yaşıyor. Evet, pazardaysanız, fazla bir vaktiniz yoksa ve ama yüksek oranda bir açlığınız varsa, haşlanmış yumurta patates dürümü var. Urmiye bölgesinde meşhur, Tebriz'de meşhur. Böyle şey, çay. Yine hamallar orada devam ediyor. Bir şey aldığınız zaman şey yapıyorsunuz. Bu çarşıdaki alışverişten veya diğerlerinden. Ayakkabı bayisi her yılda aynı bu hallar. Bu Tebriz Bu çarşısından. çarşı serisinden değil mi bunlar? Bak bu da Evet, çok etkili. çarşı serisinden. Çocuk çok Şöyle. güzel Bu bir. Merivan'da otogardan, yine bir yöresel kıyafet, bu köy düğün işinden, baharatçı, işte alışveriş. Şöyle, bu pazardaki kahvehaneden. Evet. Bu amca mesela dijitale geçmemiş bir amca. Hesap makinesi olarak eski abaküs sistemi gibi sistemi Evet. belki şey de kullanıyor. Evet, onunla hesap yapıyor. Çarşıda yol Çok üstündekilerden, harika. yine yol üstündeki şeylerden, ahşap yapanlar, bu kasap. Şu çok güzel bir yer ya. Burası neydi? Burası Havraman, Zagros Dağları. Sağ ol. Oradaki bir, evet. Tezbihçiler her yerde. Ya mesela şu tahta tavlalar yapan amca, Senendec'de tanıştık, sohbet ettik, sonra izin alıp fotoğrafını çektim. İnancını sordum. Ben Zerdüştüm dedi. Dededen beri şey yapıyorum dedi. Yani bunu açık söyleyip şey yapıp muhabbet edip söyleyebiliyor. Bu beyaz olarak gördüğünüz şeyi tahmin, soru sorayım. Bilen var mı? Tahmin edebilecek olan var mı? Beyaz çok iyi görmüyorum ama peynir Şeker. gibi. Şeker mi? Şeker. Kes şey, Kalıp şeker peki. kalıflarını, kalıp şekillerini kesip pazarda satıyor. Bu yöresel kıyafetlerden. Bu ceviz ve incir. Veya bu ailelerle beraber gelip çayhanelerde nargile çekebiliyorlar. Orada kadın erkek fark etmiyor. Mesela bu Değil İran'ın bu mi? güzel şeyini de gösterelim. Zaten İran'da kadınlar çok güçlü değil mi? Hani hiç şey değil, geri planda değiller. Yani iş gücüne de çok ciddi katılım sağlıyorlar. Erkeklerle hemen hemen aynı oranlar benim bildiğim.
Evet, belki şeydeki yaşamda biraz o şeylik var ama o kadın karakteri orada çok güçlü. Kırda Aa, belki evet. daha az ama şeyde kentlerde falan çok yüksek Evet, çalışan. güçlü. Evet, güçlü. Şu örnek İran'da işte pazarda öğlen arası, öğlen sıcağı olduğu dönemde çekip güzellik uykusuna uyuyabiliyor. Kimse içeri girmez, kimse şey yapmaz, rahatsız etmez. Bu bir şey. Yine bir pazardan, yol üstü pazarından, işte dürümcüden. Şunu anlatayım. Şu anda bu pazarın kapalı hali. Yani dükkan, bu şu vatandaş dükkanını kapatmış şu anda. Ön tarafına bir sandalye bırakıp veya böyle bezi sardığı zaman o dükkan kapalıdır. Evet. Kitleme Bu yok yani. Direkt aynı şu kapanmış. açık hali, bu kapalı hali. Evet. Veya burada işte yatan var. Yine halıcılar. Öyle. Her şey güven esasına dayalı orada. Hani başına da bir şey gelmiyor. Kesinlikle öyle. İplikçiler, muhabbetleri böyle. Biraz hızlı geçiyorum. Bu dövizci. Burada para change yapıyorsunuz. Sen işte Antakya'lı şey 100 gibi. 100 liranızı verdiğiniz zaman işte 270 bin tümen veriyor. Böyle bir cüzdana değil de sizin artık poşete ihtiyacınız oluyor. Doğru değil mi? Evet. Yani Evet. kavunları, tatlı Evet, kavunları bu şekilde bunlar hep çarşı böyle. pazar. Bir de Yezidilerden bahsetmiştim. O da önemli bir proje. Evet, Yezidiler. Yezidiler çok Evet. farklı bir kültür. Kapalı bir toplum. İnançları Evet. var onda. Dışa kapalı bir toplum. Yazılı şeyi olmayan, tamamen sözlü gelenekle kültürünü aktaran bir toplum. O toplumun da doğanın yeniden yaratılışının kabulü olarak Nisan'ın ilk haftasını, ilk çarşambasını yılbaşı olarak kutluyorlar. Ondan önce oruç tutuyorlar ve ondan sonra kutlamalar yapılıyor. Bu da oradan, Laleş'ten, Hakan Yaralı'yla beraber gidip çalıştığımız bir proje. Çıraları yakıyorlar. Herkes bir çıra yakacak. Bir de bunlar son birkaç yılda bu ayinleri yapamamışlardı. Bir önceki yıl yaptılar. Biz gittik. Ama bu sene bir daha olmadı. Bu sefer koronadan dolayı olmadı. Şu kutsal bölgeye gidiyorlar. Evet, melek tavusu gördüm orada. Meleki Tavsiye. Mesela yanlış şeylerimiz çok oluyor. Mesela bazen Yezidi diyoruz. Aa, onlar Yezidi. Bir sözcük benziyor diye. Mesela bu fotoğrafçılıkta bunu yenebilmemiz gerekiyor. Veya daha doğrusu insan bakmamız lazım. Sözcük benzerliğinden insanları ötekileştirmemek lazım. Yani Kesinlikle. Evet. Yezidi ile Yezid arasında hiçbir bağ yok. Evet. Sırf o şeyden dolayı o insanları şey görmek yanlış. Zaten çok eski bir din zaten Zerdüştlük. Ben hani Avesta'yı, kutsal kitapları okuyamadım ama sonrasında milattan sonra 3. yüzyılda yaşamış bir Zerdüşt'ün kitabını okumuştum. Yani şeyle çok ilgili bizdeki cennet cehennem tasvirleri gibi tasvirler çok fazla vardı. Arafa anlatıyordu mesela. Hatta Evet, o cennet cehennem tasviri bakın şurada. Şurada yukarı tarafta iki tane şey var. Bir taraf delik cennet, bir taraf cehennem. İkisinin eşit olduğunu söylüyor. Siz diyor tam bu ortadaki misket gibisiniz. Hangi tarafa gidiniz o kadar basittir diyor. Evet, Araf kültürü işte orada da vardı. Hani ortak aslında anlatıların birçoğu. Yani Orta Doğu dinlerinin birbirinden etkilenmemesi, birbirinden paylaşımda olmaması imkansız bence. Yani Evet. Hani hepsi için öyle. zaten birbirlerini izliyorlar bir de. Hani zaten bunları çok detaylı incelediğin zaman onu fark ediyorsun. Yani bir de evet, dediğim gibi hocam. Şimdi bir adam Zerdüşt, sonra Yezidi olmuş diyelim veya Müslüman oldu. O Zerdüşt Müslüman olduğu zaman bütün o Zerdüştlüğü bir anda silmiyor. Yani bu bilgisayardaki Evet. hard disk değil. Bir anda formatlansın, şey olsun. Bu bir süreç istiyor. Süreçte bazı şeyler yavaş yavaş değişiyor. Evet, Geçiyor. o kültür taşınıyor zaten hani mutlaka. Çok 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 güzel ya. Bunlarla ilgili aslında bu proje çok güçlü çalışmışım bu projeyi. Bunların hani bir şekilde ileride bir kitaba bir başka bir şeye dönüşmesi kafanda öyle bir şey var mı hani? Var aslında ama siz de biliyorsunuz bu tür şeylerde özellikle bizim ülkede biraz daha sıkıntı.
Ya bunlara sponsor bulmak, bunlara finansman bulmak biraz zor. Yani işte gezilerle ilgili Çok kolay değil. zor yani bu şey yapmak zor. Yoksa olsa evet şeyi isterdim. Bu mesela Ben bu şunu duydum. en büyük Yezilerin dini liderleri, Babeşah dedikleri Babuşi. saygıdan dolayı projeye çalışmadan önce ilk yaptığımız şey bunun evine gitmek. Evinde Evet. kendisinden icazet almak, misafir olduk, derdimizi anlattık, yapmak istediğimiz şeyi anlattık. Ondan sonra bize mihmandar verdi. Dedi ki serbestsiniz. İstediğiniz yere istediğiniz şekilde gidin. Çok güzel. Yani benim aklıma şey geldi şimdi sen. Türkiye'de tabii Yezidi nüfusu çok az. Ben hani birçok köyün hani boş köyler görüyorum. Yezidi köyleri falan. Bazen fotoğraflarda arkadaşlar gösteriyor. Ama mesela Fransa'da çok ciddi bir Yezidi nüfusu var. Yani bir şekilde kontak kurup hani onlar için yani onlara göstererek yani bu belki oradan bir editörle birlikte çalışarak yani sen görselleri tamamlayıp o yazıları yazar. Böyle kooperasyon yani biraz önce konuştuğumuz konu aslında. Hani Aynen öyle. bir şekilde bir araya gelip böyle bir şey oluşturmak çok çok güzel olur. İşte şimdi bu teknolojiyle yavaş yavaş olan bir şey olmaya başladı. Yani onun önü açılıyor o konuda. Örneğin şu anda canlı yanımızda ben birazcık gördüm. Bir iki tane Yezidi arkadaşın da eklendiğini gördüm. Yani şu anda bizi Çok güzel. takip eden Yeziler de var. Belki onlar sayesinde ve onların vereceği bir diyaloglar olur. İnşallah olur. Böyle bir çalışma olur. Yani buradaki mesela bölgem için, yani bölgedeki bulunduğum bölgem için yaptığım bazı çalışmalar var. Evet, onları kitaplaştırabildik. İşte yeri geldi valilik yaptı, yeri geldi üniversite yaptı. Ama şimdi bu tür çalışmalara bizim kendi iç kaynaklarımızdan finansman bulmak çok zor oluyor. Evet. Doğru söylüyorsun. Ne diyelim? Hani kolay gelsin diyorum. Bu arada son iki dakikaya gelmişiz. İstersen kapatalım çünkü yayını tekrar Tekrar hikayeleri edelim. atmak için bizim kapatmamız lazım. Tamam. Ben çok teşekkür Ulan. ediyorum yayına katıldığın için. Bak işte zaman çok hızlı geçiyor. Bir şey, hiçbir şey yetiştiremiyoruz ama bence çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Hem sana hem de Türkiye Fotoğraf Vakfı adına bütün katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Ben de tekrar teşekkür ediyorum. İsterseniz kapatıp açalım. Son soru sormak isteyen bir şey varsa alayım. Çünkü ben kaydırdık görmediğim soru varsa veya bitirelim. Siz görüyor Bitirelim musunuz? zaten. Ben Ben de notlara baktım hemen hemen hepsini aldık. Yani formatı biz tek seans olarak kurguladık. Yani yettiği kadar böyle tadımlık yani çok teşekkür ederiz. keyfini de tadına bırakalım. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim hocam. Çok çok sağ olun. Buradan Lütfen canlı yayına haklarıyla katılıp tekrar selamlar. bizi izleyen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hakkari'den selam ve sevgilerle. Sağlıcakla.